Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün Ses, Müzik ve Teknoloji isimli müzik teknolojisi ağırlıklı konuşmalarımızın ilk günü. Aslında bu da umuyoruz ki ilk yılı olacak. Bu bizim için bir çeşit ön çalışma, pilot uygulama gibi düşündüğümüz bir çalışmamız. Birkaç amacımız var bunu yaparken. Bir tanesi müzik teknolojisinde olan biteni görmek, anlamak, bu alanda ülkemizde ve yurt dışında çalışanların neler yaptığına dair bilgi sahibi olmak, ufkumuzu genişletmek, görüş açımızı açmak gibi bir niyetimiz var. Bir diğer şey de bu çalışmaları yapan insanlar kimlerdir, neler düşünürler, ne yaparlar, nasıl yaşarlar, ne yapmışlar da bu noktalara gelmişler. Onların üretim süreçlerine de dahil olmak gibi, yani onları anlama isteme gibi bir amaçla yaptığımız bir etkinlik olacak bu etkinlik. Bu etkinlik çerçevesinde 3 gün boyunca konuşmalarımız olacak. Şimdiden hem YouTube yayını izleyenler hem de burada bulunan herkese geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Bugün konuşmamıza Ali Barutçuoğlu hocamızın konuşmasıyla başlayacağız. Ben sözü fazla uzatmadan hocamıza devrediyorum. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için tekrardan. Ben teşekkür ederim hocam. Oradaki tüm değerli hocalarıma çok teşekkürler davet ettiğiniz için ve sevgili katılımcılara da teşekkürler dinlemeye geldiğiniz için. Çok kısaca kendimi tanıtayım isterseniz. Ben Lockpick oyun yerelleştirme ve ses üretimi firmasının kurucu ortağı ve CEO'suyum. Bu noktaya nasıl geldiğimi kısaca merak ediyor olabilirsiniz, bu alana yani nasıl girdiğimi. Amerika ve üniversitede müzik ve ses teknolojileri üzerine lisans eğitimi tamamladıktan sonra 2007 yılında Türkiye'ye döndüm. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde hem öğretim görevliliği yaptım 5 sene kadar hem de yüksek lisansımı orada tamamladım. Bir yandan hem bu süreç paralel olarak hem de sonrasında da çevirmenlik yaptım. Film, müzik, televizyon sektörlerinde çalıştım. Ama bir yandan da 30 yıldır aslında oyunlarla iç içeyim. Yani 30 küsur yıldır oyun oynayan gamer dediğimiz insanlardan ve kafamın bir tarafında hep oyun sektörüne bir şeyler yapmak da vardı. Doğru zamanın geldiğini artık 2016 yılında hissettik. Ortaklarımla beraber Lockpick firmasını kurduk. Bu alanda bir açıklık gördük. Bu arada şimdi biraz bu Lockpick firmasıyla neler yaptığımızdan bahsedeceğim. Bir ufak bir sunum gibi bir şey hazırlamıştım. Bunun üzerinden geçerek ne gibi şeyler yapıyoruz, başka sektörlerden nasıl farkları var oyun sektöründe bu ses müzik üretimi yapmanın, bunları anlatacağım. Sonra da sizin sorularınızı alırız. Şöyle ben ekranımı paylaşayım. Hemen ben de veriyorum. Gelince görüntü söylersiniz. Evet, hazırız Ali Hocam. Evet, dediğim gibi Lockpick Game Localization Audio firmasını kurduk. Bu firmayı kurduğumuzda 2-3 kişiydik aslında. Şimdi 5. senemizi tamamladık, 6. senemizdeyiz. Ve herhalde biraz doğru zamanda, doğru yerdeydik. Biraz da işimizi iyi yaptık herhalde. Şu anda 30 kadar tam zaman çalışanımız, 100'e yakın freelance çalışanımız var. Ve oyun sektörünü bilenler bilir. Riot Games, Epic Games, Blizzard, EA, Nintendo gibi dünya devi firmalarla çalışıyoruz. Onlarla da çalışıyoruz. Öte yandan çok daha küçük, indie dediğimiz, bağımsız, yerli ve yabancı ekiplerle de çalışıyoruz. Yani dünyanın en büyük oyunlarından tek kişinin geliştirdiği küçük, daha bağımsız oyunlara kadar çok farklı bir skalada projelerin nasıl yürütüldüğünü, bu oyunlar üzerine çalışmak için neler gerektiğini biliyoruz, artık deneyimlemiş durumdayız. Şimdi Türkiye'de bu alana girmeye karar verdik ve tabii şunun farkındaydık aslında. Hem Türkiye'de oyun pazarı gittikçe büyüyor. Burada derlediğimiz veriler aslında güncel bile değil. Şu an 30 milyondan fazla oyuncu var Türkiye'de. 35'in üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz mobil oyuncularla beraber. Hem de oyun geliştirme endüstrisi de çok hızlı bir şekilde büyüyor. Özellikle mobil oyunlar tarafında haberleri duyuyorsunuzdur. İşte satılan, yatırım alan büyük firmalar. PC ve konsol tarafında da ama öte yandan çok güzel projeler yürütülüyor. Şimdi biz çok kısaca aslında birinci işimiz bizim yerelleştirme. Bunun ne olduğundan çok kısaca bahsedeyim. Yerelleştirme aslında çeviri dediğimiz şeyin biraz daha özel bir alt alanı
diyeyim. Yerelleştirmede hedef kitleyi çok iyi bilip, yani burada oyuncu kitlesini, belli bir oyunun oyuncularının karakterini, isteklerini, beklentilerini bilip doğru ekiple beraber çalışıp dümdüz çeviriden öte kültüre uyarlama yapıyoruz biz. Yani yine bilenler bilir, mesela League of Legends, Fortnite, Valorant gibi işte şu anda dünyada en çok oynanan oyunlardan bazılarının Türkçe yerelleştirmesini biz yapıyoruz örneğin. Oyun orijinali kaynak metni, yani kaynak dili İngilizce. Biz hem metinlerin hem sesleri, yani seslendirmelerin Türkçelerini biz üretip sağlıyoruz. Ve yerelleştirmeyle beraber giden iki kol var. Biri seslendirme, birazdan daha detayına gireceğimiz. Bir de kalite güvencesi diye bir alan da var. Ona bu konuşmaya da girmeyeceğiz. O pek kapsamında değil. Asıl biz bu konuşmada seslendirme ve diğer ses üretim hizmetlerinden bahsedeceğiz. Şimdi bir oyunda ses dediğimiz zaman bir oyunu oynarken neler duyuyoruz? Bunu düşünelim. Bir kere konuşmalar. Yani oyunda bir karakterler varsa, hatta yoksa bile bazı durumlarda bir konuşmalar, yani bir seslendirmeler birçok oyunda oluyor. Bunları karakter konuşmaları ve anlatıcı konuşmaları diye ikiye ayırabiliriz. Karakter konuşmalarıyla bahsettiğimiz oyunun bir yerinde gözüken bir karakter. Yani mesela 3 boyutlu bir oyundan bahsediyoruz. Bir karakterin yanına geliyoruz ve o bizimle konuşmaya başlıyor. Bu bir karakter konuşması. İşte o noktada o karakterin nerede durduğu, bize olan mesafesi vesaire gibi şeyler mesela etkiliyor. Sesin ne taraftan geldiği, işte nasıl bir ortamda geldiği, bunlar da devreye giriyor. Sadece boşlukta duymuyoruz yani bu konuşmaları. Bir de anlatıcı konuşmaları, yani narrator dediğimiz bir şey varsa oyunda, bunların konuşmaları da olabiliyor oyunda. Bu da bir yer kavramı söz konusu olmuyor. Sanki kafamızın içine duyuyormuşuz gibi. Bu işte bir oyunun hikayesini anlatan bir anlatıcı olabilir. Ya da oyunda tutorial, yani oyunun oynanışını öğreten bir ses olabilir. Bir dış ses, bir iç ses olabilir. Bunlar daha her zaman düz bir şekilde duyduğumuz, belli bir mekan hissi vermeyen, sanki kafamızın içine duyuyormuşuz gibi duyduğumuz sesler. Bunların hepsinin tabii kayıtları ne alırken en yüksek standartlarda, sonradan farklı efektler uygulanabilecek bir şekilde, yani aslında bir film için, bir dizi için nasıl yapılıyorsa bu seslendirme kayıtları, bir dublaj için aynı şekilde biz de oyunlar için yapıyoruz, stüdyolar, profesyonel stüdyolarımızla çalışarak. Bunun dışında ses efektleri oyunda duyduğumuz önemli bir unsur tabii. Eylemsel ve ortamsal olarak bunları da ikiye ayırabiliriz. Eylemselle kastettiğimiz, yani oyunda sizin veya sizin olması şart değil, herhangi bir karakterin, bir olayın çıkardığı bir sesi duyması oyuncunun. Yani bir elinizde bir kılıç varsa oyunda ve o kılıcıyla gidip bir taşa vurursanız bir ses çıkması gerekiyor. Bu eylemsel bir ses efekti. Bir de ortamsal ses efektleri var. Bu da sürekli devam eden, örneğin bir yayladasınız, bir rüzgar sesi arkadan sürekli gelen veya bir mağaradasınız, işte damlayan su sesleri gibi şeyler. Bunlara ambiyans sesleri de diyoruz. Şimdi bunların başka, mesela yine film diziden ayıran kriterler bu ses efektlerini oyunlarda çalışırken bunların üzerinde. Bunların birçoğu, hatta hepsi bir amaca hizmet etmeli oyunlarda. Yani laf olsun diye değil, bunların hepsi oyuncuya bir geri bildirim vermeli. Çünkü oyunda her zaman amacımız, yine filmlerden, dizilerden farklı olarak, oyuncuya bilgi vermek ve oyuncuya belli bir şeyleri tecrübe ettirmek. Yani bilgi vermekle neyi kastediyoruz? Yine bir kılıçla bir şeye vurma örneğinden gidelim. Elinizde bir kılıç, oyunda bir kapı var karşınızda. Kılıçla bu kapıya vurdunuz. Bunun oyuncular da farkına varmaz birçoğu, ama aslında bilinçaltı seviyesinde mesela o kapının kırılabilir bir kapı olup olmadığını çoğu zaman ses efekti oyuncuya bilgi olarak verir. Bazen mesela tok bir ses çıkar, oyuncu hemen bilinçaltı seviyesinde düşünmeden anlar ki ha, bu kırılabilen bir şey değil, dup dup diye ses çıkıyor mesela, işte kılıçla kapıya vurduğunuzda tamam, burada yapacak bir şey yok. Ama öyle bir ses tasarlarsınız ki burada hafif kırılma, hafif çatlama bir ses verirsiniz. Ha, buna birkaç kere daha vursam demek kırılacak bu, kırılabilir bir şey. Ben buna birkaç kere daha vurayım o zaman diyebilir oyuncu. Geri bildirimle kastımız bu. Oyundaki ses efektleri
sürekli oyuncuya bilgi vermeli. Yaptığı şeyle ilgili olumlu veya olumsuz bilinçaltı seviyesinde bu etkiyi yaratan sesler tasarlamaya çalışmalıyız. Bunun da detayına biraz sonra daha çok gireceğiz. Ve tabii ki müzik. Müzik de oyunların olmazsa olmazı. Benim şahsi zevkime göre kendi oynadığım oyunlarda müzikleri yeterince iyi olmayan oyunları açıkçası oynayasım bile gelmiyor. Müzikleri muhteşem olan oyunlarda çok saatlerce, onlarca saat, yüzlerce saat oynayasım geliyor. Çok önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum bir oyunun başarısında. Yine müziği de tabii bir film için, bir dizi için, bir belgesel için müzik yapmaktan ayıran birçok nokta var. Bunların da detaylarına biraz sonra geleceğiz. Şimdi önce ses efektleri dedik. Ses efektlerini nasıl yapıyoruz oyunlar için? Birkaç farklı yöntem var. Bunların kombinasyonlarını kullanabiliriz. Bir kere niye ses efekti üretiyoruz? Aslında önce böyle parantez açalım. Çünkü biliyorsunuz şu anda internete girseniz işte yağmur sesi diye arasanız çıkabilecek binlerce ses efekti var. Bütçesi olmayan oyun ekiplerinin aslında ilk bunlara yöneldiğini biliyoruz ya da bütçesi az olan veya bütçesi olsa bile buna para harcamak istemeyen ekiplerin buna yöneldiğini biliyoruz ama biz sürekli orijinal ses üretimine yönlendirmeye çalışıyoruz geliştirici ekipleri. Çünkü hiçbir başarılı oyunda ben hazır ses kullanıldığını, stok ses kullanılarak başarılı olduğunu görmedim şahsen. Dünya üzerindeki tüm başarılı oyun örneklerinin ses efektleri de orijinaldir. Oyun için üretilmiştir. Çünkü bunlar ayrıştırır oyunu. Oyunda oyuncunun yaşadığı deneyimi başka oyunlardan ayrıştıran şey. Daha önce hiç duymadığı küçük bir fark bile olsa. Evet belki bir kılıcın bir taşa vurma sesini defalarca duymuşuzdur ama. Yani farklı şekillerde. Ama hep aynı ses kullanılıyor olsa. İnsan beyninde ben bu sesi daha önce duymuştum. Şu oyunda tam aynı ses vardı. Ben diyorum şahsen mesela daha düşük bütçeli. Oyunlarda, filmlerde, dizilerde bu sesin aynısını daha önce duymuştum. Yine bilinçaltı seviyesinde bile olsa onu fark ediyorum. Başka insanların da fark edeceğini düşünüyorum. Ve bu oyunun kalitesini aslında azaltan şeylerden biri oluyor. Yine dediğim gibi yine bilinçaltı seviyesinde bile olsa oyuncu buna gerçekten uğraşılmamış, özel bir şey yapılmamış, bana özel bir deneyim sunmuyor bu oyun dedirtiyor. Amacımız hem dediğim gibi geri bildirim verme oyuncuya bilgilendirme ses efektleriyle hem de özel bir deneyim başka bir oyunda olmayacak bir ortam yaratma ses aracılığıyla. Bunu yapmanın en orijinal yolu yani orijinalliğe ulaşmanın daha doğrusu en kesin yolu tabii ki sıfırdan kaydetmek. Foley yöntemleri olabilir. Gerçekten çıkıp doğada bir şeyleri kaydetmek olabilir. Bunlar tabii ki bunları yaptığınız zaman buna üşenmezseniz veya zaman veya bütçesi varsa oyun geliştiricilerin ve sizin bunda elde edeceğiniz sonuçlar başka hiçbir oyunda bulunmayacak sesler elde etmiş oluyorsunuz. Oyunun orijinalliğini birkaç kat arttırmış oluyorsunuz. Ama tabii kolay bir şey de değil. Bunun da farkındayız. Hele mobil oyunlarda özellikle çok daha hızlı üretim süreçleri var. Tabii ki bir mobil oyunda her şeyi sıfırdan kaydetmek mümkün olamayabiliyor özellikle. Bazı daha kapsamlı yapımı 2-3 yıl süren, daha fazla süren PC oyunlarında ama dünya çapında başarılmış oyunların ses efektinin büyük çoğunluğunun böyle kaydedildiğini söyleyebilirim. Yani gerçek kayıtla elde edilen orijinal ses efektleri kullanılıyor. Diğer bir yöntem sentezleme, synthesizing dediğimiz software ile olabilir, hardware ile olabilir, bilgisayar üzerinde yazılımlarla olabilir, işte klavyelerle vesaire olabilir. Detaylarına zaten eminim başka derslerde giriyorsunuzdur veya gireceksinizdir. Sentezleme ile çok değişik sesler üretilebilir. Yine bilgisayar başında en azından bu da tabii bir uğraş gerektiriyor ama en azından bilgisayar başında bilgisayardan fazla uzaklaşmadan, stüdyodan çıkmadan çok farklı sesler elde edebilirsiniz. Yine orijinal sesler, yetenekli bir sentezleyici yine orijinal sesler bu şekilde elde edebilir. Oyunu başka örneklerden ayıracak. Bir diğer yöntem de katmanlama, katmanlayarak sesleri, layering dediğimiz. Yani var olan sesleri, sizin elinizde olan sesler olabilir, bir enstrüman sesi olabilir, bir enstrüman kütüphanesinden aldığınız bir sample'ı çok beklenmedik bir şekilde editleyerek, keserek, biçerek, uzatarak, kısaltarak, pitch shift modulation veya bunların farklı kombinasyonları, var olan bir sesi alırsınız, onun üzerine sizin sentezlediğiniz veya kaydettiğiniz bir ses koyursunuz, ikisini birleştirirsiniz. Yepyeni bir ses elde edersiniz. Bunların hepsi
geçerli yöntemler ve sonunda daha önce başka bir şeyde kullanılmamış ve işinizi gören bir ses elde ediyorsanız bu yöntemlerin hepsi kullanılabilir. İşinizi gören ile ne kastettiğimize de bir daha bir parantez açayım orada. Zaten bir feedback, bir geri bildirim vermeden bahsettik. Ama asıl burada amaç aslında tüm hepsinde, müzik ve seslendirme için geçerli bu, oyuna hizmet etmesi. Yani sizin kişisel olarak ben bu sesi çok sevdim, çok hoşuma gitti, duyduğum zaman beni çok güzel hissettiriyor. Ben de çok, hatta çok uğraştım bu ses üzerinde. Artık kullanmak için atmak istemiyorum bu sesi demeniz bir oyun üzerinde çalışıyorken fazla bir şey ifade etmemeli. Sonuçta testler yapılacak bu oyunda. Oyuncular eğer o ses iyi hizmet etmiyorsa oyuna, oyunun içinde iyi duyulmuyorsa, yeri uygun gelmiyorsa veya oyuncu bir şekilde memnuniyetsiz kalıyorsa o sesten, bunu doğrudan da oyun bir mesela test aşamasında bir oyuncu veya oyun geliştirme ekibinden test eden biri bunu söyleyebilir. Bu ses hoşuma gitmedi de buraya uymadı da diyebilir. Ya da der ki ya işte vurma hissi iyi değil oyunda der mesela. İşte yine kılıç örneğine döneceğim. Kılıçla vuruyorum ama iyi bir his vermiyor kılıçla vurma der mesela. Belki burada sorun sestedir. Şimdi oyun geliştiricisi bunu bilemez. Orada aslında o vurma hissinin iyiliğini, gerçekçiliğini veya insanı tatmin hissi yaşatmasını birkaç şey veriyor. İşte orada animasyonun tarzı, kalitesi, işte oyun mekaniğiyle ilgili farklı şeyler, geri itme var mı yok mu? Faktörlerden bir tanesi ses efekti. Belki ses efekti orada aslında doğru hissi vermiyor, oyuna olması gerektiği bir hizmet etmiyor ve bu yüzden belki orada kötü bir vurma hissi var gibi geliyor. Bunu belki oyun geliştirici bile fark etmeyebilir. Bunu sizin deneyimle fark etmeniz lazım. Oyuna hizmet eden ses, oyunda iyi bir his yaratan sesler neler? Bu biraz zamanla kazanılan, deneyimle kazanılan bir içgüdü. Bu içgüdüye de sahip olmak önemli. Çünkü nihayetinde siz oyun geliştirici ekipten daha çok biliyor olacaksınız işin ses, audio tarafını. Sizin yönlendirmeniz ve objektif yönlendirme yapabilmeniz. Yani bu sesi ben çok sevdim kişisel olarak ya da çok uğraştım değil de ya çok uğraştım ve güzel de oldu ama olmadı ya bu oyunun burasında uymadı diyebilmeniz, bu objektiviteye sahip olmanız çok önemli. Bir de bunların oyuna entegre edilmesi, yerleştirilmesi var. Birçok firma, oyun geliştirici ekip bunları kendi yapmayı tercih edebilir. Siz bize dosyaları yollayın, biz entegre ederiz diyebilir. Ama aslında Türkiye'de de aslında az oyun geliştirici ekibinin bildiği, kullanmayı iyi bildiği bazı yazılımlar var. Bunlara middleware deniyor. Ara yazılım gibi. Fmod ve Wise en bilinenleri. Bu yazılımları kullanmayı öğrenirseniz bunlar sizin için bayağı bir artı puan olur aslında. Dediğim ileride özellikle yavaş yavaş çünkü Türkiye'de de bunlar eminim kullanılmaya başlanacak. Yurt dışında zaten çok kullanılıyor. Bunlar yazılımcı ile sizin aranızda bir köprü gibi konumlandırılıyor diyebiliriz. Siz bu yazılımları kullanmayı öğrenirseniz siz şunu yapabilirsiniz mesela işte bu ses diyelim bir meşale sesi yaptınız. Oyunun haritasının şurasında tam meşalenin oradan gelsin bu sesi. Siz yapabilirseniz oyun geliştiricinin işini çok kolaylaştırmış olursunuz ve oyun geliştirici İleriki projelerde de sizle çalışmayı tercih eder tabii ki. Daha çok bir ekibin parçası olmuş olursunuz. Onu ya da işte bu ses işte mağaradayken şu reverb ile çıksın gibi şeyleri mesela ayarlayabiliyorsunuz bu middleware aracılığıyla. Baştan siz geliştiriciye bu reverb'lü ses, bu da reverb'lü ses, bunu burada kullan, bunu burada kullan gibi dosya yollayıp onların halletmesini istemek yerine siz tüm bu detayları, seslerin nasıl konumlandırılacağı, nerede çalacağı, looplanıp looplanmayacağı, işte reverb olup olmayacağı, pitch shift olup olmayacağı bu gibi şeyleri bu yazılımlarla ayarlayabiliyorsunuz. Bunu yapmayı öğrenirseniz çok da kolay bir şey değil bir yandan tabii bir günde öğrenilebilecek bir şey değil ama çok büyük bir avantaj olacağını düşünüyorum eğer bu yolda kariyer yapmayı düşünürseniz. Müzikten biraz daha bahsedelim. Müzikte dediğim gibi farklı şekillerde kullanılıyor oyunlarda dizi, film, belgesel kullanımına nazaran. Öncelikle birçok oyunda döngülü yani looped bir şekilde
kullanılıyor müzikler. Yani siz 2 veya 3 dakikalık bir müzik parçası yaptınız diyelim. Oyunun bir bölümü için yaptığınız o müziği, bir mobil oyun diyelim. O oyuncu o bölümü geçene kadar o müzik dönecek sonsuza kadar. Bunun ne farkı var bir film için mesela müzik yapmaktan? Çoğu zaman oyun geliştiricilerden öyle 10 dakikalık, 15 dakikalık dönecek müzik değil. Onlara kalsa 1-2 dakikalık bir müzik yapmanızı isteyecektir. İşte dönsün bu diyeceklerdir. Hatta onlara kalsa oyun boyunca dönecek bir müziğe bile razı olabilir onlar, eğer amaçları bütçeden tasarruf etmek ise. Sizin orada biraz şunu hatırlatmanız lazım. Ne kadar az müzik varsa oyunda, hele böyle döngülü müzik yapıyorsanız, o kadar çabuk sıkacaktır tabii ki oyuncuları. En az bir döngülü müziğin en az 2-3 dakika olması ideal olur. Ama tabii 4-5 dakikanın üzerinde müzikler de pek gerçekçi olmaz. Kimse bir oyun bölümü için öyle 5 dakikanın üzerinde dönecek bir müzik kolay kolay yapmaz. Buna bütçe ayırmaz yani. İdeal olan o aralıkta, işte 3 dakika diyelim civarında. Öyle bir müzik yapacaksınız ki sıkmayacak, yormayacak, baymayacak. Dediğim gibi yine amaca hizmet etmeli. Bunu kendi zevkim için değil, nasıl bir oyun için yapıyorum. Bir mobil oyun diyelim, işte puzzle oyunu diyelim. İnsanlar metroda öyle oynadığı bir oyun, kafa dağıtmak için. Siz ona orkestral inanılmaz uğraştığınız, işte senfonik bir eser yaptınız mesela diyelim. Yaylılar, nefesliler uçuyor, coşuyor ama yani 3 dakikalık bir müzik bunu 2 kere ne de 3 kere ne de yorabilir insanı. Çok normal yorması, çok dolu bir kompozisyon yaptınız mesela, çok dolu bir aranjman yaptınız. Yorması çok muhtemel. Bunu 10 kere 30 dakika boyunca dinlese de bir dinleyici nasıl bir müzik yaparsam yormaz, baymaz. Bunu düşünmek gerekiyor bu noktada. Yani yine amaca hizmet etmesi çok önemli. Bazı oyunlarda sıralı sequential müzik gerekebilir. Bu aslında dediğim film dizi müziğine en çok benzeyen tarz bu. Oyunlarda, özellikle PC konsol oyunlarında cutscene dediğimiz ara sahneler olabiliyor. Burada oyuncu mesela bir şey yapmıyor, bir input, bir herhangi bir şey oynamıyor yani oyuncu oyunu. Sadece izliyor mesela iki karakterin konuşması. Bir karakter bir karaktere çok dramatik bir şey söylüyor. Bir sırrını anlatıyor mesela. Aynı bir dizi sahnesini, film sahnesini nasıl müzik yapıyorsak o şekilde tam her şey senkron olacak şekilde, cue'lar denk gelecek şekilde o cutscene üzerinde çalışarak doğru müziği üretebilirsiniz. Sıralıyla kastımız bu müzik çalacak ve bitecek. Artık dönmeyecek. Bir sonraki müziğe geçilecek, bir sonraki sahneye geçilecek. O yüzden film müziği yapmaya en yakın tarz bu diyebiliriz. Oyunları ama en çok ayıran diğer türlerden, diğer müzik yapma türlerinden etkileşimli, interactive veya adaptive dediğimiz müzik türleri. Oyuncu normal oyunu oynarken, diyelim işte yine 3 boyutlu bir oyun oynuyorsunuz, savaşlı falan. O bir ovada, ormanda ilerliyorsunuz. Sonra birden bir canavar çıkıyor karşınıza, kılıcı çekip savaşmaya başlıyorsunuz. Tüm bu olay boyunca aynı müzik çalamaz. Ama bir müziğin durup final yapıp başka bir müziğin başlaması da oyuncu oyundan çıkarır. Dolayısıyla bizim bu etkileşimlere uygun stem dediğimiz katmanlardan oluşan müzikler yapmak ideal oluyor. Yani neyi kastediyoruz? Mesela ormanda dolaşmak için bir ambiyans müziği var. İşte hafif yaylılardan oluşan diyelim. Bu sürekli dönüyor. Sonra bunun üzerine bir savaş katmanı diyelim besteliyorsunuz. Bunu öyle bir şekilde beslemeniz lazım ki ikisi aynı anda çalarsa birbirine uyacak. Yani aslında bir bütünün parçalarını ayrı ayrı bestelemeniz gerekiyor. Ve bu parçalar ayrı ayrı da çalsa, hep birlikte de çalsa, mesela dört katmanın ikisi, herhangi ikisi de birlikte çalsa mantıklı, müzikal bir eser ortaya çıkacak şekilde bestelemelisiniz. Yani savaşlıkta mesela davul katmanı ve işte brass katmanı gidecek mesela. Bunlar hepsi ayrı sistemler, ayrı katmanlar. Bunları yine siz F-Mod Wise gibi middleware'de tasarlayabilirsiniz. Ne olunca hangi katman girip hangisi çıkacak. Ya da oyun geliştireceğine ne istediğinizi anlatıp
Onlarla beraber onları da kodlama kısmına bırakabilirsiniz. Önemli olan müziğin kesilmemesi, eğer kesilecekse final yaparak kesilmesi. Çünkü final parçaları blok blok düşünebilirsiniz. Bir introsu var mesela, bölüm başladı. Önce bir intro müziği giriyor. Ondan sonra dediğim gibi ana kısım, ana looplanacak o yaylılar giriyor, dolaşma müziği ormanda. Ama bunun belli bir yerinde bir savaş olabilir. Onun için sizin aynı bloğun bir de savaş versiyonu, yani işte davullu versiyonu, brasslı versiyonu falan da bestelemeniz gerekiyor. Sonra savaş bittiği zaman ya fade out olacak ya da siz oraya ufak bir final blow yapacaksınız. İşte bir dırırırın falan yapıp bitecek mesela savaş kısmı ve yumuşak bir şekilde tekrar o yaylılar kısmı geri gelecek. Bunların hepsini işte blok blok düşünerek oyunda oyuncunun yapabileceği her şeye karşılık verebilecek şekilde düşünüp böyle bestelemek. İdeali bu yani. Büyük oyunlarda da yapılan şey bu. Türkiye'de tabii, Türkiye'de geliştiren oyunlarda bunun henüz çok iyi bir şekilde yapılabildiği çok az oyun var. Çünkü gerçekten uğraş gerektiren bir beste yapma yöntemi. Ama dünya çapında başarılı olmuş büyük oyunların hepsinde kullanılan yöntem budur. Bir de seslendirmeden bahsedelim kısaca. Zaten seslendirme dublaj, dizi, film için yapılan dublaja oldukça yakın. Kimi seslendirmelerde tamamen serbest oluyoruz. Örneğin League of Legends'ı düşünün, bilenler. Yukarıdan görülen bir oyun. Karakterlerin farklı zamanlarda söyleyebileceği yüzlerce replik var o anda oyunun gidişatına göre. Ama karakterleri yukarıdan gördüğümüz için dudaklarını falan görmüyoruz. Nispeten serbestiz yani uzunluğu anlamında veya hangi hecenin ne zaman söyleneceği anlamında. Nispeten serbestiz ama bir zaman sınırı da olabiliyor. Bu genelde birçok oyunda zaman sınırı oluyor. Bu zaman sınırı da şöyle veriliyor. Artı eksi %10 TC yazar mesela. Time constraints'in kısası TC. Yani bunun anlamı size verilen kaynak metinde, diyelim biz zaten İngilizcesi olan bir şeyin Türkçesini kaydediyoruz. İngilizcesi 6 saniye ise, %10 time constraint varsa 6,6 veya 5,4 saniye arasında olmalı diğer dillerdeki repliklerde. Bunu tabii oyun geliştirici firma belirliyor. Çünkü bu üst üste binmesini engellemek için repliklerin böyle bir limit koymaları gerekebiliyor. Bu tabii bir tık daha serbest, tamamen serbest kaydetmeye göre bir tık daha zorlaştırıyor işimizi. O sınırlara uymamız gerekiyor. Karakterlerin dudakları gözüküyorsa, yani bir cutscene falan varsa ya da işte çok gerçekçi grafikleri olan bir oyunsa, lip sync dediğimiz yani dudak oturtmaya da önem vermemiz gerekiyor. Bu tabii en çok uğraş gerektireni, mesai ve bütçeyi en çok arttıran teknik bu oluyor. Bu da tabii yine televizyon filmlerde de dublajda nasıl uyuluyorsa, uyulmaya çalışılıyorsa biz de aynı şekilde bu lip sync'e önem gösteriyoruz eğer o sahne gerektiriyorsa o sırada. Seslendirme projesi geldiği zaman ne yapıyoruz? Ondan biraz bahsedelim. Casting'ten genelde biz sorumlu oluyoruz. Yani bize aslında şu üçü, casting, organizasyon ve prodüksiyon birbiriyle bağlı şeyler. Oyun firmasından bize olabildiğince fazla bilgi gelmesi lazım. Yani bu karakter, seslendireceğimiz karakter nasıl bir karakter? Referans dosyaları lazım. İşte oyun neresinde geçecek bu, nasıl bir şekilde geçecek bu replikler, onları bilmemiz lazım. Tüm bunlara göre biz en doğru castingi yapmaya çalışıyoruz. En doğru oyuncuyu bulmaya çalışıyoruz bu karakter için. Bunun organizasyonunu yapıyoruz, stüdyoyu organize ediyoruz, işte seslendirme sanatçısını organize ediyoruz. Tabii ki işte ses teknisyenleri bulunuyor stüdyoda. Ayrıca genelde bizim in-house ekipten bir voice director, ses yöneticisi katılıyor seanslara. Ses yöneticisiyle voice coach biraz daha farklı şeyler. Yani kimi projelerde mesela stüdyodan bir seslendirme yöneticisi oluyor ya da seslendirme sanatçısının bir koçu oluyor. Bu aradaki köprü gibi, yani seslendirme sanatçısına doğru şeyleri nasıl söylenilmesi gerektiğini onlar en iyi biliyor. Ama bizim tarafta, yani artistic director veya voice director denilen taraf, sanatsal yöneticiliği veya seslendirme yöneticiliğini yapan kişi de oyunu en iyi bilen, yani neyi elde etmeye çalıştığımızı en iyi bilen taraf oluyor.
Bu iki taraf, hatta üç taraf seslendirme sanatçısıyla beraber iletişimi en doğru şekilde kurarak kimseyi kırmadan, bozmadan, gücendirmeden en iyi performansı almaya çalışıyoruz seslendirme sanatçılarından. Tabii oyunlar için seslendirme nispeten yeni bir alan olduğu için Türkiye'de özellikle birçok ünlü deneyimli seslendirme sanatçısı filmlerde, dizilerde nasıl çalışacağına alışkın. Biraz değişik gelebiliyor oyunlar için seslendirme yapmak. Bu durumda işte bizim yönlendirmemiz gerekiyor. Biz çünkü daha tecrübeliyiz bu konuda. Nasıl olması gerektiği bazen, yani çoğu zaman aslında bir ekranda bir şeyi görmüyorlar. O sahneyi görmüyorlar. Şimdi bu repliği oku diyoruz ama hayal edemiyorlar onun oyunda nasıl gözükeceğini. Bir lip sync falan gibi bir şey söz konusu değilse zaten sahneyi göstermemize de gerek olmuyor. Bizim karakteri, o sahneyi varsa elimize görsellerle ama olmaya da biliyor bazen. Yoksa bir şekilde anlatmamız, açıklamamız, en iyi performansı almamız gerekiyor seslendirme sanatçısından. Kayıt seansı gerçekleşiyor. Bunlar uzun sürebiliyor. Birçok take almamız gerekebiliyor. Sonra post prodüksiyon süreci var. Bu en basitinden sesleri temizlemek, tamamen kesip biçerek kullanılabilir hale getirmek olabilir. Bazen bir post processing de olabilir. İşte bir robot, bir canavar, bir büyücü falan gibi karakter seslendiriyorsak özel efektler eklememiz gerekebilir ki bunu genellikle geliştirici, iyi büyük oyun geliştirici firmalar zaten bunların bize tariflerini veriyor. Yani çok detaylı bir şekilde tüm dillerde aynı olması için şu tarifi uyarak yapın lütfen post processing diyorlar. Bir kalite kontrol süreci var. Tüm ses dosyaları yollamadan önce bizim yine kendi ekibimiz tarafından kalite kontrolü yapılıyor. Herhangi bir yanlış dosya isimlendirmesi, işte çıtlayan pıtlayan bir şey, erken kesilen dosya falan gibi bir şey var mı? Ya da anlaşılmayan bir cümle. Bunların tabii asıl ideal olarak kayıt sırasında yakalanması gerekir ama arada bir kaçan durumlar olabiliyor. İdeal olarak en sonunda da oyuna girdikten sonra, implementasyonu yapıldıktan sonra oyun içi QA, yani Quality Assurance, kalite kontrolü yapmamız gerekiyor. Oyunda doğru duyuluyor mu? Bir sıkıntı var mı? Bunda hangi dilde yapılmışsa seslendirme, o dile hakim ekibin yapması en iyisi tabii ki. Yani audio tarafında, game audio tarafında, oyun geliştiricisinin dışında 3 taraf var diyebiliriz. Ses tasarımını yapan taraf, seslendirmeyi yapan taraf ve müzik tasarımını yapan taraf. Küçük ekipler, küçük bütçelerde bunların hepsi aynı kişi de olabilir. Seslendirmeyi, ses tasarımını, müzik tasarımını yapan, en azından organize eden kişi veya kişiler aynı kişiler de olabilir. Bunların hepsi birbirinden ayrı ekiplerde olabilir. Önemli olan bunların hepsinin arasındaki diyaloğun çok iyi kurulması ve en sonunda tabii mixlendiğinde de bunlar hiçbir şeyi ezmemesi. Ama bunu sadece mix'e de bırakmamak lazım. Yani bu ekiplerin, tarafların birbirini de düşünmesi lazım. Orada mesela işte yine bir sahnede bir karakter kısık sesle çok dramatik bir şey anlatıyorsa ama o sırada müzisyen orada öyle müzik yapmış ki yine davullar, brasslar, üflemeliler, her şey bangır bangır gidiyor. Yani mix'te bile kurtarılamayacak bir şey ortaya çıkabilir. Müzik o kadar baskındır ki seslendirmek hiç yer bırakmamış olur. O zaman yani mix'le çözülebilecek bir şey olmaz bu. Başa dönüp tekrar düşünmek gerekir. İşte burada her tarafın, her ekibin şunu düşünmesi lazım. Burada bu sahnede, oyunun bu kısmında ne daha önemli? Burada ses efektleri mi daha önemli, müzik mi daha önemli, seslendirme mi daha önemli? Hangisi hangisini ezebilir, hangisi hangisini ezmemeli? Bunları da düşünülerek en doğru sonuca varmak gerekir. Evet, benim çok kısaca anlatmak istediklerim bunlardı. Daha çok sizin sorularınıza geçelim ve daha detayına girmek istediğim alanlar varsa onlardan bahsedelim. Çok teşekkür ederim. İsterseniz ben sunum kısmını kapatayım. Çok teşekkürler hocam. Evet. Online olanlar evet. Biraz avantajsız olduğu için acaba önce online soru varsa onları öncelik verelim. Yoksa yerimizdeki arkadaşlarımıza sorularını alarak devam edelim. Evet, online'da bayağı bir sorumuz birikti. Ben hemen sırasıyla... Uğur'cum sen bir üçünü beşini biriktirip bir soruya dönüştürebilir misin? Çok soru varsa eğer. Tamam, alakalı olanları birleştireyim. Lütfen. Şimdi öncelikle
Hocam çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sunumdu. 2021 yapımı bir oyun var. Proximity Games tarafından geliştirilmiş Erzurum isimli oyun. Bir katılımcımız uzaktan merak etmiş acaba bunun seslendirmesini ve lokalizasyonunu siz mi yaptınız diye ama... Yok, Erzurum oyundan haberim var ama onunla bir şeyimiz olmadı, bir çalışmamız olmadı. Anladım. Neden özellikle o merak edildi, ben de merak ettim. Tamam, şimdi ben kendisine sorayım. Evet, buradan soru alabiliriz. Buradan sorusu olan... Mikrofonu iletelim. Merhaba hocam, anlattıklarınız için teşekkür ederiz öncelikle. Ben şunu merak ediyorum. Eğer çalışma esnası, daha doğrusu çalışma esnasında sizin bu firmalarla çalışırken daha çok görsellerle mi çalışıyorsunuz? Yoksa oyun içi sectionlardan erken erişim sağlayarak ve bunları oynayarak mı yapıyorsunuz bunu? Bunu merak ettim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel bir soru. Şimdi bu oyunun içinde bulunduğu aşamaya göre değişiyor. Eğer oyun çıkmamış bir oyunsa veya oyuna henüz çıkmamış bir yeni bir ek yapılıyorsa, işte bu arada bu League of Legends, Fortnite, Valorant falan gibi oyunlar online oyunlar, bilmeyenler için söylüyorum. Yani bunlar yıllardır devam ediyor. Yıllardır buna yeni içerik geliyor, yeni seslendirilecek karakterler geliyor vesaire. Ve bunlar çok büyük gizlilik anlaşmalarıyla çalışıyoruz bu firmalarla. Yani bu sektörde gizliliğin ne kadar önemli olduğunu ne kadar altını çizsem azdır. Yani ve ben hep aynı oyun isimlerini örnek veriyorum. Bunlar söyleyebildiğim firmalar ve oyunlar çünkü. Aslında biz daha birçok firmayla çalışıyoruz ama gizlilik anlaşmalarından dolayı birçoğunun adını bile telaffuz edemiyorum. Oyunların dolayısıyla yani dünya çapında bu kadar önem verdikleri için gizliliğe birçok durumda henüz çıkmamış bir oyunun veya içeriğin bizle paylaşmaları, yani oynanabilir kısmın bizle paylaşmaları mümkün olmuyor. Ama ne yaptığını bilen yerleşmiş köklü firmalar çok doğru referanslarla iletiyorlar bizlere bunları. Yani işte çok detaylı yazılı referanslar, işte yeni bir karakter mi var? İşte o karakterin geçmişi, o karakter düşünülürken hangi başka karakterlerden ilham alınmış olabilir? İşte edebiyattan, filmlerden, dizilerden falan. İşte görselleri, oyununu oynayamasak bile görsellerini iletebiliyorlar. İşte başka bilmemiz gereken şeyler, işte başka dillerde hangi oyuncuların seslendirdiği o karakteri. Bunların hepsini biz önceden biliyor oluyoruz daha çıkmadan oyun veya içerik. Bunlara göre genelde biz de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunlar da tabii çok gizli anlaşmalar, çok gizli tutuyoruz tabii bu belgeleri kesinlikle. Sadece o projede çalışanların gördüğü içerikler oluyor. Bazen çıkmış oyunların sonradan mesela Türkçe seslendirmesini yapmak isteyebiliyor firmalar. Çıkmış bir oyunsa zaten bizim işimiz bir açıdan kolaylaşıyor. Çünkü biz o oyunu zaten oynayıp, hatta oynamış oluyoruz bazen zaten. Biliyoruz orada bahsedilen karakterlerin, olayların ne olduğunu. Örneğin Dying Light 1 yaptığımız oyunlardan biri. Oyun çıktıktan kaç sene? 4-5 sene sonra falan Türkçe yerelleştirmesi geldi. Biz o zaten oyunu biliyorduk o noktada. Ama Dying Light 2'yi de mesela yaptık. Dying Light 2 oyun üzerine çalışılırken biz de bir yandan yerelleştirmesini yapıyorduk. Tabii ki oyunu oynama şansımız olmuyor o noktada. Yani oyun firmaları, büyük oyun firmaları oyunların oynanabilir kısımlarını dünyanın farklı yerlerindeki ekiplere yollama riskini almak istemiyorlar. Haklı olarak çoğu zaman. Yani elimizdeki olanaklarla genelde idare etmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederiz hocam cevabınız için. Şimdi ben yine canlı yayından gelen soruları birleştirerek biraz daha size aktarmaya çalışacağım müsaadenizle. Herhangi bir oyuna müzik üretirken melodisini nasıl buluyoruz kısmı merak ediliyor. Bununla birlikte bir de dilerseniz şunu birleştireyim. Türkiye'de bu sektör nasıl ilerliyor? İş gücü imkanı var mı? Yoksa daha çok yabancı ağırlıklı mı ilerliyorsunuz? Yani freelance çalışanlarınız için özellikle sorulduğunu düşünüyorum. Evet. İki soruyu ayrı ayrı cevaplayayım. Beste yapma herkesin kişisel olarak değişebilen bir şey. Ben şahsen oyun müziklerinde de diğer tüm müzik türlerinde olduğu gibi melodinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kişisel bir şey. Ben akılda kalıcı melodinin her şeyde önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de bir oyun için müzik yaptığım zaman ilk olarak
bir sürü ses kütüphanesi açıp enstrüman bulmaya çalışmaktansa piyanoya oturup önce bir işte ana temadan mı başlayacağız? Ana tema melodisini bulayım. Bir önce piyanoda melodiyi bulayım. Sonra onun aranjesi yapılır, işte doğru enstrümanlar seçilir, doğru tarz seçilir diye düşünüyorum. Melodi her şeyden önemlidir diye düşünüyorum. Bu tamamen kişisel bir yaklaşım. Başka insanlar çok başka şekillerde yaklaşıyor olabilir. Bu doğru, bu yanlış diyemem. Siz de kendinize hangisinin daha uygun olduğunu düşünüyorsanız o şekilde ilerleyebilirsiniz beste yapma konusunda. Şimdi sektör olarak değerlendirmek gerekirse Türkiye'nin durumunu. Şimdi şunu diyemem. Bu kesinlikle yükselen bir alan. O doğru. Oyun sektör, oyun için oyun geliştirme ve oyun geliştirenlere bizim gibi hizmet sunan ekipler bu yükselişte bir alan. Ama Türkiye'nin biraz daha geriden geldiği de doğru yurt dışına göre. Yani yurt dışında müzik ses taraflarına çok daha ciddi bütçeler ayrılıyor Türkiye'de oyun geliştiren ekiplere göre. Çok daha oturmuş süreçler var. Siz bu işe girerseniz ve ben sadece oyun müzikleri yapacağım, sadece oyun ses efekti tasarımı yapacağım derseniz başka hiçbir şey yapmanıza gerek kalmaz. Bunun üzerine bir kariyer kurabilirsiniz ve kesinlikle başarılı olur diyemiyorum. Şundan dolayı diyemiyorum, işte daha emekleme döneminde Türkiye'den. Hemen yurt dışı ile çalışmaya başlayabilseniz tabii ki daha bütçeli projelerde, daha ne yaptığını bilen ekiplerle çalışıyor olursunuz. Ne yaptığını bilenden kastım yani bu işi daha önce defalarca kez yapmış, süreçleri iyi bilen ekipler yurt dışında daha çok tabii. Ama o büyük firmalarda, şimdi şu da bir gerçek, niye Türkiye'deki bir freelancer veya ekibe yaptırsın işini? O büyük firmalar çünkü in-house çalışmayı tercih ediyor. Şimdi Blizzard bize bile, yani niye Blizzard bize gelip Lockpick siz bizim bir dahaki oyun müziklerini yapar mısınız demez. Yani niye de biz onlarla çalışıyoruz ama niye müziklerini bize yaptırmak istesinler kendi in-house devasa ekiplerinde bir sürü insan varken. Bundan dolayı biz de şimdi Lockpick olarak mesela bu müzik ve ses efekti üretimi hizmetini henüz yabancı bir firmayla başarılı bir şekilde yürütemedik. Yani yürütemedik dediğim, başlayamadık bile. Çünkü zaten biz yabancı firmalarla konuştuğumuzda onların hemen hemen hepsi zaten planlarını yapmış oluyor müzik ses efekti tasarımı tarafında. Zaten onların in-house veya sözleşmeli çalıştığı, işte çoğu zaman kendi ülkelerinde ama şart da değil, birileriyle zaten anlaşmış planlarını yapmış oluyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de bu işe girişecek birinin yine Türkiye'deki oyun geliştiricilere çalışması en mantıklı yol gibi gözüküyor. İşte orada da biraz birlikte öğrenme, birlikte bir şeyleri halletmeye çalışma devreye giriyor. Oturmuş şirketler, ekipler Türkiye'de de var bu arada. İşte Tailworlds olsun, Mountain Blade yapan Ankara'daki işte birçok mobil ekip var, çok başarılı işler çıkarmış. Yok değil. Ama sayıları az tabii. Yani biraz arz talep meselesi. Buna ciddi bütçe ayıracağız ve ciddi birileriyle çalışmak istiyoruz tam zamanlı olarak diyen ekiplerin sayısı az Türkiye'de ve bunu böyle çalışmak isteyen 100 kişi varsa mesela Türkiye'de belki 5 kişisini alacak kadar böyle profesyonel çalışan ekipler var Türkiye'de. İşte bu konularda biraz ondan dolayı biraz ihtiyatlılık da öneriyorum. Evet, bu büyüyen bir sektör, büyümeye devam ediyor, daha da büyüyecek, çok daha büyüyecek bence. Ama hani evet, sadece bunu yaparak tüm kariyerimi kurabilirim düşüncesine de bağlanmamak lazım. Benim tavsiyem, bunu da öğrenin, bunu da bilin. Bu da sizin cebinizdeki becerilerden biri olsun. Yani bu konuda da deneyim kazanın bir yandan ufak projelerde yer alarak. Ama hani hayır, ben sadece oyun müzikleri, sesleri yapacağım deyip başka şeyleri de ihmal etmeyin derim. Evet, teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Buradan bir soru alalım. Sevgili Alper Mural. Çok teşekkür ederim. Ben de bu pırıl pırıl tertemiz sunum için okulumuz adına. Ben muhtemelen müzik, özellikle müzik teknolojisi öğrencilerimiz namına bir soru sormak istiyorum. Sektöre girmek isteyen, bu alanda çalışmak isteyen bir genç kardeşimizde arandık. Kalifikasyonlar nedir? Mesela sizin firmaya başvurmak istese bir kardeşimiz, neler görmek istersiniz onların işte birikiminde ya da yöneliminde? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim hocam.
Öncelikle zaten tüm alanlarda, tüm müzikle, sesle ilgili alanlarda olduğu gibi zaten beste yapmayı düşünüyorsa müzik hakimiyeti, yani teori hakimiyeti çok önemli bence. Yani ben şu şekilde müzik yapılabileceğine inanmıyorum. Çok yapan var böyle ama işte Fruity Loops'u açtım, beatleri arka arkaya koydum, birkaç tane loop koydum, tamam oldu. Yani böyle bir şey değil müzik yapmak. Evet, birilerini kandırabilecek tırnak içinde kadar bir şeyler ortaya çıkabilirsiniz. Günümüz teknolojileri çok geliştiği için, yazılımlar çok geliştiği için. Ama o kadar hakim olmak lazım ki beste yapacağım diyorsa birisi oyunlar için. Müzik teorisine, armonisine o kadar hakim olması gerekiyor ki. İşte bu bahsettiğimiz sahneye uyma, o anda oyuna hizmet etme, işte interaktif olabilme. Bunları hızlı bir şekilde duygu değişimlerine verebilmek için oyuncuya. O anda hangi akor yürüyüşünü kullanırsam nasıl bir duygu yaratır? İşte hangi enstrümanı kullanırsam nasıl bir atmosfer yaratır? Hangi gamma buradan geç, modülasyon yaparsam işte burada tam aradığımız hisse vermiş oluruz. Bunlara çok son derece hakim olması lazım. Bence işini çok iyi yapabilmesi için. Ses efekti üretiminde de yine o bahsettiğimiz işte orijinallik, orijinal bir ses üretebilme, kafasında duyduğu hayal ettiği sesi nasıl üreteceğini, ne araçlar kullanabileceğini iyi bilmesi lazım. Tabii bunlar hani bir günde olacak şeyler değil ama hedefleri doğru koymak lazım. Ben bu konuda deneyim kazanmak istiyorum. Bunu işte çok deneme yanılma yaparak işte bu konudaki becerilerimi geliştirmeliyim. Bunlar zaten olmazsa olmaz. Bunun dışında çok üzerine konuşulmayan beceriler olarak bir iletişim, bir de dikkatlilik çok önemli. Yani bize başvuran herkes de hangi alanda başvurursa başvursun, bu iki konuda yeterli olmayan insanlarla çalışmamayı tercih ediyoruz açıkçası. Çünkü iletişim zaten yani her iş için önemli. Aslında müşteriyle doğrudan iletişim kuruluyor olacak, ekip için iletişim kuruluyor olacak. Karşı tarafın ne istediğini iyi anlayabilmek lazım. Müzik teknik terimler mesela hakim olmayan birine ne yapmaya çalıştığımızı, neyin sorunu olduğunu anlatabilmek lazım. Onların ne demek istediğini anlayabilmek lazım. Bunlar hep iletişim becerileri. Bir de dikkatlilik. Yani dikkatlilik bizim çeviri tarafına da çok önem verdiğimiz bir şey ama ses tarafında da bir o kadar önemli. Bir dosyanın yanlış isimlendirilmesi, orada bir harfin yanlış girilmesi bile oyunlarda soruna sebep olabiliyor. Müzisyenlerde biraz serbest ruhlu insanlar olduğu için biraz o şey olabiliyor. Aman ne olacak, ona da bir şey yapayım, ona da şöyle yazayım, onları da şöyle yollarım işte falan. Ama yani ben şahsen bir şey mi teslim edilecek? Şey, paket, müzik ve ses efektlerinden oluşmuş bir paket teslim edilecek mesela nihayetinde müşteriye. Oradaki işte klasörlemenin muntazam yapılması, bir dosya isminde en ufak bir karakter hatası, typo bile olmaması, noktaların birbirlerinin her şeyin yerinde olması bence çok çok önemli. Aman o da önemli değil. Önemli olan üretilen iş demiyoruz. Onlar da üretilen işin kendisi kadar, işte yapılan besteler, üretilen sesler kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Süremizi doldurduk arkadaşlar bu sunum için. Ali Hocam, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben kısa bir toparlama yapmaya çalışayım müsaadeniz olursa. Ondan sonra da ilk seansımızı bitirmiş olalım. Öncelikle geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şimdi 3 aşamasından bahsetti. Seslendirme, yanlış söylemeyeyim, ses tasarımı ve diğer şeyler gibi kısaca bağlamaya çalışayım. Şimdi özellikle şunu söylemek istiyorum. Burada müzik bilmek, müzik dışında şeyleri bilmek, müziğin anlattıklarını bilmek, yanı sıra sesle ilgili şeyleri bilmek. Onun da yanı sıra bunu iyi organize edebilmek, onun da yanı sıra organize olduğunuz insanlarla çok iyi çalışabilmek gerekiyor. Yani sadece işi bilerek ya da içerisindeki teknik konulara hakimiyet sizleri bu sektörde çalışır insan yapmayacağını Ali Bey çok güzel anlattı. Biz de böylelikle sadece çok güzel müzik yapıyorum, yaşasın ben gibi yaklaşarak bu işleri yapamayacağımızı öğrenmiş olduk. Bir diğer ikinci şey de sesin, müziğin sadece böyle müzik ve sesle ilgili şeyler olmadığını, aynı zamanda bir şeyleri çağrıştırdığını, bir şeyleri temsil ettiğini, bir şeyler yapabildiğini de söyledi. Dolayısıyla sesin aslında bir şeyler hatırlattığını, bu hatırlamaların da önemli olduğunu, o yüzden kendinize özgü sesler bulundurmanızın çok kıymetli olduğunu da söyledi. Ben buranın da altını çizmek istiyorum. Bir de karmaşık bir iş var. Çok çeşitli insanlarla çalışıyor. Seslendirme sanatçısından, işte foleyle bir şey yapana, ses sentezleyene, mix yapana, işte oyunu takip edene, yazıları takip edene, metni takip edene olmak üzere
üzere çok karmaşık bir süreç var. Geriden görüntüsü kolay olan her iş gibi bu işte gerçekten göründüğünden çok daha zor. Bunu gözümüzün içinden ensemize kadar hissettik. Çok teşekkür ediyoruz. Gayet iyi içli dışlı olduk konuyla. Belki muhtemelen başka sorular da var ama diğer sunum için makul bir ara vermek için sunumumuzu bitirmek zorundayız. Hocam tekrar çok teşekkür ederiz katılımınız ve kıymetli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için arkadaşlarımız ve son bir soru mu almak istiyoruz? Peki son bir soru ama vaktimiz daraldı. Ali hocam selamlar. Kendimizi bu alanda geliştirebileceğimiz yazılı veya eğitim alabileceğimiz bir kaynak var mı önerebileceğiniz? Çünkü genelde hep deneyim amaçlı, yani deneyim elde ettikçe insanlar kendini geliştiriyor burada. Yazılı çok bir kaynak ben baktığımda görememiştim. Aslında YouTube'da çok fazla kaynak var. Yani beste yapma konusunda da, oyunlar için ses tasarım konusunda da yazılı okumayı ben de aslında tercih ederim. Ama günümüzde, çağımızda herkes YouTube'dan böyle şeyleri paylaşıyor. YouTube'da gerçekten sayısız kaynak var. Örneklerle de üzerinden geçerek. İngilizce oluyor bu kaynakların çoğu tabii. Eğer İngilizce sıkıntı değilse bunları araştırmanızı öneririm. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Ali hocam çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir organizasyon oldu. Ayrıca konukları da görebilmek çok güzel. Böyle etkinliklere ben sık sık katılıyorum. Göremiyorum genelde karşı tarafı. Böyle katılımcıları da görmek çok güzel oldu. Herkese selamlar tekrar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.